Merhaba. Ben MGC Legal'den Yasemin. Bugün 18 Ağustos 2023 Cuma. MGC Legal ile her gün bir dakika başlıyor. 18 Ağustos 2023 tarihli resmi gazete haberlerine baktığımızda yürütme ve idare bölümünün Cumhurbaşkanı kararları kısmında Gerze Transformatör Merkezi sahası projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Muş ili Korkut ilçesinde kurulacak şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla Hınarüstü köyü sınırları içerisindeki taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Ordu ilinde kurulacak elektrik üretim tesisi için gerekli olan bazı taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Aydın ili sınırları içerisinde bulunan 5261 numaralı 4. grup maden işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Tavşanlı Transformatör Merkezi sahası projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13 Nisan 1999 tarihli ve 12.770/99 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapılmasına ilişkin kararı. 3.713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1. 3. ve 4. maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin 5.233 sayılı terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanunun geçici 1. ve geçici 4. maddeleri ile 28 Aralık 2005 tarihli ve 5.442 sayılı kanunun geçici 1. maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresinin 2 Haziran 2022 tarihli ve 5.634 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılan sürenin bitiminden itibaren 1 yıl uzatılması hakkında kararı. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Filistin Devleti Finansal İzleme Birimi arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkında finansal istihbarat değişiminde işbirliğine dair mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulması hakkında kararı görmekteyiz. Yönetmeliklerde Milli Savunma Üniversitesi öğretim programları, materyalleri, ortamları, araştırma ve uygulama geliştirme merkezi yönetmeliğini. Eczacılar ve eczaneler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği. Ismarlama protez ve ortez merkezleri ile işitme cihazı merkezleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği. Optisyenlik müesseseleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği görmekteyiz. Son olarak kurul kararında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 17 Ağustos 2023 tarihli ve 12.031 sayılı kararını görmekteyiz. Her gün resmi gazetedeki en önemli gelişmeler ve yayımlanan yönetmeliklerin duyurusunu yapacağımız bu video serimizi sosyal medya kanallarımız ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Pazartesi sabahı görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.